Arkadaşlar ben Ayaz Gemseri kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Gene sizlerle birlikte Dreamlux Soccer 2017 videosu çekeceğiz arkadaşlar Onun öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum Yarın yetiştirebilirsem size bir PES 2017 mobile videosu atmayı düşünüyorum arkadaşlar Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın Sizlerle beraber ne kadar yükselirsek Videolarımızın kalitesi de o kadar yükselir arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok çok farklı bir şey deneyeceğim Bu arada bugün oynayacağım formalarını da Real Madrid forması olduğunu düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağım şey inanılmaz değişik bir şey olacak. Muslera'yı forvet. Kaleye ise Ronaldo'yu alacağım arkadaşlar. Aslında Messi almayı düşünüyordum ama bugün kaleye alacağım oyuncu Cristiano Ronaldo ve ileride de Muslera'yı oynatacağım arkadaşlar. Gerçekten çok çok değişik bir video olacak arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Onların da kaleye gelmesini sağlayacak şekilde şeyler yapacağım arkadaşlar. Ronaldo gol yer. Tabii ki de yer. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Formalarımız kırmızı olsun ya. Türkiye forması varken Real Madrid formasıyla oynamamız biraz sıkıntı olmasın bizim için arkadaşlar. Şimdi maça başlayalım. Rakimiz Villarreal arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben daha sesli bir anlatım spikerlik yapmadan önce ilk attığım video Abimin telefonundan Villarreal'e karşı atmıştım. Dreamlix sakırda attım ilk video arkadaşlar. Gerçekten değişik olmuştu. Bakalım bugün beni nasıl bir maç bekliyor. Kalede Cristiano Ronaldo şaka gibi ama kaleye bugün onu aldım. Bakalım Fernando Muslera neler yapacak. Şimdi Gareth Bale. Pasını aktardım Mangala'ya ve Lionel Messi diyecektim. Cristiano Ronaldo'ya geldi. Cristiano Ronaldo da Marcelo'ya. Bu arada arkadaşlar maç anlatımımda yorumlarınızı gönderirseniz yani benden beklentileriniz ne yönde gönderirseniz gerçekten mutlu olurum. Yani abi şöyle yap. İşte biraz daha yavaş konuş şeyler söylerseniz sevinirim. Bu arada Lionel Messi'nin golü çok güzel oldu arkadaşlar. Sizlerle sohbet ederken Lionel Messi ile bir gol bulduk. Muslera'nın pası. Sağ kanattan gelen Gareth Bale. Çok güzel bir orta abi. Messi gerçekten çok güzel bir kafa. Uzak köşe. Şimdi sol Dado. Pasını Soriano'ya aktardı. Soriano'dan sol Dado'ya. Giovanni Dos Santos Giovanni Dos Santos da bir ara Galatasaray'da oynamıştı. Şimdi Lionel Messi pasını aktardı. Muslera'ya Muslera offside olması lazım. Evet arkadaşlar offside oldu. Biraz pas atmakta geciktik. Muslera'nın forvetle oynaması da ayrıca işin ilginç anı. Şimdi Mangala pasını aktardı Muslera'ya. Muslera. Şimdi offside yok. Gerrit Bey'e doğru attı. Jaume. Şimdi Muslera top alabilecek mi? Aldı. Musasio'dan Muslera. Muslera. Fernando Muslera. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Fernando Muslera. Efsane bir gol oldu diyebilirim. İşte Gerrit Bey'in. Muslera topu kapan oyuncu. Ya gerçekten çok güzel bir aşırtma. Ya kaleciyi ters köşeye yatıran bir aşırtma. Fernando Muslera'dan. Soriano. Sansone. Evet arkadaşlar biraz gelmesini bekleyeceğim dedim. Yani gelsinler kaleye dedim. Şimdi hiçbir şekilde karışmıyorum. Kaleye gelecekler. Şimdi Ronaldo'yu çıkarmaya çalışıyorum. Cristiano Ronaldo'dan harika bir kurtarış bu arada. Gerçekten çok güzel bir şekilde kurtardı. Şimdi Fernando Muslera'nın koşu yoluna doğru. Fernando Muslera. 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 Fernando Muslera. 3-0 oldu arkadaşlar. Ronaldo'nun harika kurtarışından sonra Fernando Muslera. Yani gerçekten defansında hatası oldu diyebilirim arkadaşlar. Defans biraz gecikti ve Fernando Muslera'nın golü 3-0 oldu arkadaşlar. Rahat bir maç çıkarıyoruz. Şimdi Soriano. Tugueros. Tugueros. Matu Valbena'nın baskısı. Şimdi topu alan Giovanni Dos Santos. Miralem Pjanic'e bıraktık. Miralem işte Lionel Messi'ye. Lionel Messi'den Marcelo'ya doğru. Marcelo. Şimdi top Marcelo'ya geldi. Marcelo. Pasını aktarmak için Musakio'dan Topu kurtaramadık. Şimdi gelmelerini istiyorum arkadaşlar. Şu an oyuna hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Gene Cristiano Ronaldo'yu çıkaracağım. Şimdi Ronaldo kaleden çıkardı. Bir kurtarış daha. Trigueros. Offside'de kalan oyuncu. Gerçekten Ronaldo gol yemiyor arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Video önerilerinizi de yoruma bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Lionel Messi pasını aktardı. Fernando Muslera e doğru. Hattrick gelir mi? Şimdi güzel bir pas maçı Valbuena doğru. Valbuena'dan harika bir hareket. İçeriye ortası gerit Bey'le doğru. Gülerme topu kornere gönderen oyuncu. Arkadaşlar şimdi Cristiano Ronaldo'yu da çağıralım gelsin. Şimdi ortası Muslera'ya doğru. Muslera hangisi vurdu ya? Ronaldo vurmuş arkadaşlar. Asenho kale kullanacak olan oyuncu. ilk yarının da bittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve ilk yarı 3-0'lık üstünlüğümüzde. Muslera'nın 2 golüyle sona erdi arkadaşlar. Jonathan Dos Santos'muş bu arada. Şimdi Bakan bu. Oyuna giren diğer oyuncu. Şimdi Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi hareketleriyle içeri doğru girdi. Gareth ile güzel bir orta gelir mi? Gareth Bale'le doğru. Kafa gelir. Kaleci Asenio. Cristiano Ronaldo korneri kullanacak olan oyuncu. Şimdi Ronaldo'nun ortası Muslera'ya doğru Muslera hat-trick yapma şansını kaçırdı. Şimdi Modric ters köşeden ortaya çık olan oyuncu Muslera'ya doğru tekrar. Muslera'nın kafası ve hat-trick yaptı Fernando Muslera'dan hat-trick. Gerçekten güzel bir kafa ve Muslera'dan hat-trick. Şimdi Luka Modric. Bakan bu. Sansone. Mariano top alabilecek mi? Şimdi Cristiano Ronaldo ile gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo. Bakalım golü atabilecek miyim? Cristiano Ronaldo ile. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Durdurulması güç. Cristiano Ronaldo yerde kalan oyuncu. Yalnız bir serbest duruşumuzu. Gene Cristiano Ronaldo ile Kullanalım arkadaşlar. Gol olsun. Gol olsun. Cristiano Ronaldo. 5-0 oldu. Gerçekten çok güzel bir gol. Cristiano Ronaldo'dan. Friki harika kullandı. Cristiano Ronaldo. 5-0. Roberto Soldado santra yapacak olanca Chelsea. Şimdi Soriano'ya döndü. Muslera topu kapabilecek mi? Musera top kapan oyuncu Lionel Messi aktardı. Messi'den Pjanic'e Pjanic'ten Umtiti'ye Umtiti pasını aktardı. Mariano'dan Mariano zannettim. Modric'e gelen top. Şimdi Modric topu kaptı. Uzun bir pas. Gerrit Bale'e doğru. Gerrit Bale topu alabilecek mi? Gerrit Bale. Arkadaşlar değişik bir hareket yapmayı denedim ama topu ayaklarının arasından kaçırdı. Gerrit Bale. Şimdi Mangala. Kafayı vuran oyuncu pasını aktardım. Bir alem piyan için. Bir alem piyan içten. Mati Valbuena'ya. Valbuena sağ kanada döndü. Sol kanada döndü. Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi. İyi orta gelir. Gerrit Bey'le e doğru. Gerrit Bey'in topu. Şimdi Mustera Asenho. Topa sahip olan oyuncu. Kaleci. Şimdi Umtiti pasını aktardı. Mariano'ya. Mariano. Topu tekrar kapan oyuncu. Pasını aktardı. Gerrit Bey'le e doğru. Şimdi Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. İçeriye ortası derken gelmedi şimdi Valbuena'nın kafası. Gareth Bale tekrar geldi. Gareth Bale. Gareth Bale. Gareth Bale, Gareth Bale. Bale. Arkadaşlar durdurulması güç bir takımız. Şu an kadromuz gerçekten çok çok iyi. Fena bir takım kurduk. Şimdi buradan yavaşlatılmış gösterimde de size gösterelim. Gareth Bale cesası içinde çok güzel bir şekilde sıyrıldı. Gerçekten bacak arası harika bir çalım. Ve çok güzel bir gol. Asenho'nun yanından skoru 6-0'a getirdik. Şimdi Mati Valbiena pasını aktardı. Lionel Messi. Messi pasını aktarabilecek mi? Çok hızlı bir şekilde pasa bastık arkadaşlar. 6-0 skor da gerçekten çok çok iyi. Şimdi Villarreal Gareth Bale gelir mi? Musakio. Alvaro. Mangala topu kapabilecek mi? Charceo. Şimdi Mariano'dan topu kap. Mariano top kaptı. Maç 6-0 bitti arkadaşlar. Maçın adamı zannedersem Muslera olacak gibi. Bakalım. Ve Fernando Muslera maçın adamı seçildi. 10 şut 9 isabetli %82 Pas tamamlama, toplu oynama yüzdemiz ise yüzde 61 arkadaşlar. 6 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Fena gitmiyoruz. Şimdi arkadaşlar transfer listesinde oyuncu varsa sizlerle birlikte bakalım. Yunus Belhanda. Arkadaşlar Yunus Belhanda var ve Yunus Belhanda sizlerle birlikte alacağım. Gökhan Töre var. Hepsini video ka video kasarak yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İki oyuncu almam garanti gibi gözüküyor. Şimdi bakalım üçüncü bir oyuncu var mı diye. Türk olmasına dikkat edeceğim arkadaşlar. Türk veya Türk liginde olmasına. Şu an için zannedersem gözükmüyor arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an için bir oyuncu gözükmüyor. Şimdi Roma ile olan maçımızı daha farklı bir challenge yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen onun için yorumlara nasıl bir video istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Yani zannedersem 1500 aboneye doğru yaklaştık. Yani pek bir abone değil ama gene de teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destekleriniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için. Beğenmeyen arkadaşlarım var. Onların hepsine de saygım var arkadaşlar. Hepinizi tekrardan çok sevdiğimi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.